olarak şunu düşünmek gerekiyor. Allah uyum ve oyalanma olsun diye yaratmadık diye belirtiyor. Bu dünya böyle bir yer değil. Yani bizim oyalanmayla geçireceğimiz bir yer değil. Bizim kendimizi sadece kariyerimize adayarak geçirebileceğimiz bir yer değil. İşte kariyere adarken Allah'ı unutmamızı makul gösterecek bir şey değil. Allah vermesin. Veya işte aile kurup işte aileyle bütün ömrü geçirip işte kocasıyla yaşlanıp karısıyla yaşlanıp öyle ömrü bitirebileceği bir yer değil. Bunların hepsi yapılır. Bunların hiçbirinde hiçbir sorun yok. Zaten yapılması gerekir. Bir insanın zaten çalışması gerekir. Zaten aile kurması gerekir. Bunlar zaten gerekir. Ama bunları yaparken insan bunları Allah için yapacak. Allah'ı unutmayacak. Yaşantısını Allah'a adayacak. Yani Allah ona hayatında ne gösterirse o şekilde yaşayacak. Bunları bir oyalanma konusu yapmayacak. Yani dünya hayatının da hayatını vakit geçirecek bir konusu yapmayacak. Mesela işte bir iş edinmeyi vakit geçirecek bir şey yapmayacak. Ya da işte geleceğini kurtaracak bir şey olarak yapmayacak. Geleceğini yalnızca Allah kurtarır insanın. Bütün hayatını Allah kurar. Mesela bir aile edinmek istiyor. Güzel, hayırlı bir aileyi yalnızca Allah verir. Hayırlı bir çocuğu yalnızca Allah verir. Allah dilerse o güzel olur. Bir hastalık gelir. Onu veren Allah'tır. Onu alacak olan da Allah'tır. İnsan eğer Allah'tan gafil de yaşarsa doktorun marifeti zanneder mesela oradaki işte gelişmeleri. Evet. Öyle bir şey olmaz. Bir çocuk eğer güzel yetişecekse, güzel okullarda okuyacaksa, iyi bir geleceği olacaksa bunu yalnızca Allah yapar. Ve eğer insan onu Allah'a adamazsa, hayatını Allah'a adamazsa, çocuğunu Allah'a adamazsa, işini Allah'a adamazsa, o zaman Allah işte felaketlerle, streslerle, böyle hani çağımızın hastalığı denen stres var ya, aslında sırf Allah'ı düşünmemekten tabii kaynaklanan ki psikolojik bir bozukluktur. Yani başka hiçbir sebebi yoktur. Hocamızın anlattığı gibi insanın o psikolojisi bedenine saldırır. İnsanlar çabuk yaşlanırlar. Vücutlarında sırf psikolojik sorunlardan kaynaklanan çeşitli arazlar meydana gelir. Yani bunu çok tabii iyi biliyoruz. Tabii ki insan niye stresli olsun ki? Evet. Nasıl stresli tabii olabilir ki? Düşünsenize, kader belli zaten. Bir dakika sonra ne yaşayacağımız belli. Ve Allah onu mutlaka hayırlı yaratmış. Mutlaka güzel yaratmış. Yani ne yaşanırsa yaşansın, Allah diyor ki bu senin için en güzeli. Tabii. Bunun dışında bir şey senin için güzel olmazdı diyor Allah.